Ben çok kısa bir değerlendirme konuşması yaptıktan sonra sözü değerli hocalarıma vereceğim. Öncelikle ayrımcılık konusu eğitimsel, bireysel, toplumsal ve daha birçok farklı boyutta irdelenmesi gereken bir konu, hepimizin bildiği gibi. Ancak bunu başarmak çok da kolay bir şey değil. Ben bu projede bunun gerçekten başarıldığına inanıyorum ve o yüzden çok kıymetli bir proje olduğu düşüncesine sahibim. Bunun da ötesinde aslında dünya literatürüne baktığımız zaman 1940'lı yıllardan bu yana ön yargı, ayrımcılık ve kalıp yargı konularında özellikle bu konuları, kavramları ve süreçleri tanımlamak adına birçok çalışma yürütülmüş olduğunu görüyoruz. Geçen oturumda Müge Hoca'nın da söylediği gibi Türkiye'de tanımlama çabaları bile çok zengin değil aslında, çok fazla değil. Ama elle tutulur çok değerli bir takım çalışmalar var. Proje kapsamında en başta bu kavramların ve süreçlerin çok iyi tanımlandığını görebiliyoruz metinlere baktığımız zaman. Ama bence çok daha önemlisi işin çözümlemek ve mücadele etmek kısmı. Proje gerçekten hem eğitim çalışmaları, öğretmenlerle yürütülmüş olan çalışmalar, hem elimize aldığımız bu iki kitap ve hem bu sempozyum bir anlamda aslında projenin meyveleri bunlar. Bu meyveler bize gösteriyor ki bu gerçekten suya sabuna dokunan bir proje olmuş. Hedeflerde de belirtildiği gibi. Belki de Türkiye'de yapılmış en temel çabalardan biri konumunda şu anda. Ayrımcılıkla mücadele etmek ve çözümlemek ve çözüm arayışları içinde olmak adına. Bu ikinci oturum aslında ayrımcılıkla mücadele etmek ve baş etmek adına neler yapılabilir üzerine kurulu bir oturum. Konuşmalara da bakıldığı zaman görülebilir. Öncelikle Esra Çuğadar Gülkaynak, ayrımcılıkla baş etmek, mücadele etmek adına toplumsal temasın nasıl bir katkı sunabileceğini ve hangi koşullarda böyle bir katkıdan faydalanmanın mümkün olduğunu bize aktaracak konuşması. Toplumsal temas, ayrımcılıkla mücadele nasıl uygulanabilir adını taşıyor. Ardından Murat Paker hocamız, geçmişle yüzleşmenin bu konuda nasıl katkıları olabileceği konusunda bize bir konuşma yapacak. Ve konuşması, travmatik geçmişle yüzleşme ayrımcılığı azaltır mı adını taşıyor. Öncelikle bu projenin bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Yaptığım bir sürü başka iş, araştırma, ders vesaire iş arasında gerçekten çok önem verdiğim bir konuda bir şey yapmış olmak ve bunun parçası olabildiğim için bu bana ayrıca bir yani akademik anlamda da kişisel anlamda da ayrıca tatmin veren bir şey. Bundan gerçekten çok mutluyum. Ve bütün proje ekibine de çok teşekkür ederim beni dahil ettikleri için. Benim alanım çatışma çözme. Aslında interdisipliner bir alandan geliyorum. İlk oturumda da konuştuk ya bu alana, bu konuya interdisipliner bir açıdan bakmak gerektiği. Ben böyle bir alanda çalıştım. Yani böyle bir alanda çalışıyorum zaten. Ve ayrımcılık konusuna gelişim de aslında çatışmadan yola çıkarak ya da çatışma çözme yöntemlerinden yola çıkarak ayrımcılığa ve ayrımcılık üzerine düşünmeye başlamış bir insanım. Teorik olarak düşününce belki bu tam tersi oluyor. Yani ayrımcılıktan çatışmaya gidiyoruz ama benim kişisel yani benim kişisel deneyimimde bu başka türlü oldu. Şimdi toplumsal temas derken biraz bu yani toplumsal temas derken dediğim gibi daha çok çatışma çözme yöntemlerinin işte sosyal psikolojide gelişmiş olan ya da işte psikolojinin başka alanlarında da gelişmiş olan ama temelde sosyal psikoloji diyelim bu ilişki hipotezi denen veya işte temas kuramı, sosyal temas kuramı denen kuramdan yola çıkarak geliştirilmiş bir takım çatışma çözme yöntemleri var. Interaktif sorun çözme çalıştayları, barış eğitimi vesaire vesaire. Bu yöntemleri, isimlerini vesaire çeşitlendirebiliriz.
Birazcık ben bu hani bu yöntemler üzerine konuşmaktan çok, yani benim uzmanlık alanım da bu yöntemlerin uygulaması, hem uygulama olarak hem onların araştırılması, etkinliklerin araştırılması vesaire. Fakat bu yöntemlerden ya da tek birinden bağımsız olarak bugün bahsetmek istediğim, konuşmak istediğim şey ve bu projeye olan katkım da daha çok bu yöntemlerin hepsinin ortak noktası olan toplumsal temas konusu. Biraz kitaptaki katkım daha kuramsal ama bugün konuşmamda biraz daha uygulamayla ilgili şeyler söylemek istiyorum. Çok uzun konuşmak istemiyorum ama ve soru cevap kısmına bırakmak istiyorum çoğunu vaktin. Ve bu konuda uygulama alanında eğer sorularınız varsa onları cevaplamaktan çok memnun olurum. Şimdi Kenan geçen oturumda bir örnek verdi. Gönül Bağları projesinden. İşte bir grup çocuğu nereden? Trabzon'dan mıydı? Mardin'den miydi? İstanbul'a getirdikleri. İşte burada bir süre zaman geçirdiği bu çocukların ama dönerken lavaboları kırıp gittikleri üzerine. Bu örnekten yola çıkarak başlayayım ben de konuşmaya. Çünkü bu gerçekten toplumsal temas konusu üzerinde düşünürken ciddi bir şekilde eğilmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü toplumsal temas ve bu konuda yapılan ampirik çalışmalar gösteriyor ki bu çok olumlu bir şekilde de sonuçlanabilir. Yani çok olumlu bir yere de gidebilir. İşte ön yargıların azaldığı, kalıp yargıların sorgulandığı vesaire. Böyle bir tarafı da gidebilir ve ayrımcılıkla mücadele için önemli bir yöntem olabilir. Ama çok olumsuz taraflara da gidebilir. Biraz önceki örnekte bahsettiği gibi Kenan'ın. Bir iyi örnek vererek başlayayım ben kendi. Son zamanlarda bunun üzerine düşünüyorum. Kendi tecrübelerimden isterseniz. Şimdi kötü örnek, Kenan'ın verdiğine benzer bir örnek. Bir senedir İstanbul'a gelmemiştim ve de yurt dışındaydım. İşte 4-5 gündür Taksim bölgesinde bir otelde kalıyorum. Ve inanılmaz bir değişim gördüm o bölgede. Ciddi bir Arap nüfusta artış var mesela. Sanıyorum herkes de bunu gözlüyor. Yani bir yıl öncesinde de biraz vardı ama bu sene bunu çok ciddi bir şekilde ve çok bariz bir şekilde gözleyebildim. Konuştuğum Mocivar'da konuştuğum herkes, işte taksiciler vesaire, bir sürü insan şeyden şikayetçi. Ay işte burası Arabistan oldu ondan sonra vesaire gibi, hani bütün Araplarla ilgili olan ön yargılarımızı da içeren çeşitli şeylerde bulunuyor. Ne denir? Yorumlarda bulunuyor. Bu mesela toplumsal temasın kötü sonuçlara götürebileceği örneklerden bir tanesi. Yani herhangi bir temas ya da rastgele bir temas durumu aslında ön yargıları daha da pekiştiren, daha da kuvvetlendiren, hatta daha da olumsuzlaştıran, yani daha da işte ilişkileri, gruplar arası ilişkileri kötüleştiren bir tarafa götürebilir. Öte yandan iyi bir örnekte diyeyim kendi tecrübelerime dayanarak temas, yani bu temasın kullanıldığı birçok çalıştay vesaire içinde yer aldım son 10-15 sene içinde. Bunlardan bir kısmını düzenledim, yönettim vesaire. Çok büyük bir kısmı İsrailli, Filistinli, işte çocuklar, çevreciler vesaire arasındaydı. Ama son 2-3 senedir de Kürt sorunu üzerine Türkiye'de yapılan bir diyalog süreci içindeyim, katılımcı olarak. Bundan, yani açılım meselesi ilk ortaya çıktığı zamanlarda bir toplantı yapıyoruz İstanbul'da ve bu toplantıda ülkücü diye kesimden diyebileceğiniz çok tanınmış isimler var. Ondan sonra her kesimden insanlar var. BDP'li bir takım milletvekilleri var vesaire. Şimdi ismini vermek istemiyorum ama bu BDP'li milletvekillerinden biri toplantının bir noktasında kalktı ve şöyle bir hikaye anlattı. Kızıyla ilgili bir hikaye anlattı. Kızının okula gitmesiyle ilgili olarak. İşte bir gün sabah kızını okula bırakamayacak bir işi çıkıyor. Şimdi hatırlamıyorum ayrıntısını. Ve kızını
komşusunun aynı okula giden komşusuna rica ediyor. İşte onun da çocuğu aynı okula gidiyor. Benim kızımı da bırakır mısın diye ve kendisi gitmek zorunda olduğu yere gidiyor. Kızı o sıralarda 8 yaşında falan olduğunu söyledi. Kızı bu komşusu ve onun çocuğuyla birlikte o sabah okula gidiyor. Akşam geldiğinde işte soruyor, nasıl geçti, ne yaptın vesaire, işte sorun oldu mu, nasıldı vesaire. Ve kız diyor ki hiçbir şey söylemedim anne diyor. İşte bana şunu sordu, bana bunu sordu, bana ismimi sordu, bana şunu dedi. İşte pek bir şey konuşmadık diyor. Niye diyor, ismini de mi söylemedin diyor. Şimdi çocuğun iki tane ismi var. Biri Kürtçe, biri Türkçe isim. Evet diyor, söyledim diyor. Türkçe ismini söylediğini söylüyor. Ama aslında hani daha çok kullanılan ismi Kürtçe olan ismi. Ve bu hikayeyi anlattı. Yani kız neden ismini, hani tamamını söylemedin gibi bir şey söylüyor çocuğuna. Ve o da işte korktum. Yani ben o ismimi söylersem beni belki okula götürmez diye korktum gibi bir cevap veriyor çocuk. Şimdi bu hikayeyi anlattı. Bunun üzerine o noktaya kadar böyle 4-5 saattir sürekli çok makro ve makro siyaset düzeyinden birbiriyle konuşan insanlar bir anda bütün şey değişti. Konuşmanın tonu ve bütün konuşmanın gidişatı, yönü değişti. Salonda odada bir sessizlik oldu ve herkes bu hikayeyi duydu. Duyduğu anda böyle bir sessizlik ve onu anlama anı yaşandı diyelim. Toplumsal işte yani bu da iyi bir örnek diyeyim. Yani toplumsal temasın iyi sonuçlanabileceği ya da hakikaten bize ayrımcılıkla mücadele konusunda bir takım kazanımlar elde etmemizi sağlayabilecek tarafı bu. Dolayısıyla bu konuya şu şekilde yaklaşmak gerekiyor. Yani hangi koşullar altında ve nasıl gerçekleştiği bu tür karşılaşmaların son derece önemli. Benim bu projeye katkım ve yazdığım şeyde, kitaptaki parça da daha çok bununla ilgili. Yani nasıl koşullar yaratırsak toplumsal temas daha olumlu bir şekilde sonuçlanabilir. Şimdi yani çok ayrıntısına girmek istemiyorum ama işte bu süreçlerin ya da işte çatışma çözme süreçlerinin diyelim ya da çeşitli yani teması esas alarak yapılan çatışma çözme süreçlerinin nasıl yönetildiği, nasıl tasarlandığı, nasıl yapıldığı, katılımcıların nasıl seçildiği, kimler olduğu, ne kadar sürdüğü bu toplantıların, ondan sonra bu toplantıları yöneten insanların kolaylaştırıcıları nasıl bir dil kullandığı, neler yaptığı vesaire, bunların hepsi son derece önemli. Ve bunlar düşünülmediği zaman ya da dikkatle tasarlanmadığı zaman, o zaman işte lavaboları kırarak geri dönmek gibi sonuçlarla karşılaşılabiliyor maalesef. Buna da literatürde bunun da bir adı var. Çünkü bu çok sıklıkla olan bir şey. Hatta bazen çok dikkat etseniz bile işte nasıl yapacağız, nasıl yöneteceğiz, nasıl tasarlayacağız diye çok özen gösterseniz bile çok sık görebildiğimiz bir durum. Benim yine yaşadığım geri dönüş sorunu deniyor. Yani çünkü bu tecrübe sonucunda özellikle işte sosyal sınıf yani eşit statüde olmayan insanları bir araya getirdiğiniz zaman bir şey de yaratabiliyorsunuz burada. İşte yine sosyal psikologların göreceli yoksunluk dedikleri şeyi ortaya çıkartmış oluyorsunuz. Bu artabiliyor. Ne demek göreceli yoksunluk? Şu demek. Yani siz bir Filistinli bir çocuk olarak günde işte su tüketiminiz 100 mililitre küp şeyi geçmezken ve çok az bir suyla yaşayıp giderken, idare ederken ondan sonra bir takım İsrailli çocuklarla Amerika'nın Maine eyaletinde bir yaz kampında 3 ay, 1 ay geçiriyorsunuz. Çok güzel zaman geçiriyorsunuz ama orada öğreniyorsunuz ki sizin çok yakın arkadaş olduğunuz çocuk
bir yerleşim yerinde, İsrailli bir yerleşimci aslında ve sizin işte köyünüzün yanında belki ve siz kullanacak, banyo yapacak su bulamazken onlar havuzda yüzüyor mesela. Yani böyle bir durum bu yoksunluk hissiyatını, yoksunluk algısını çok daha artırabiliyor ve aslında çatışmayı daha körükleyen bir şey oluyor. Dolayısıyla temas durumlarının eşit statüde olmayan taraflar arasındaki temas durumunun sonucu olabilen şeylerden biri de bu. Bu nedenle de bu geriye dönüş sorunu denen şey ya da sadece yani böyle bir yoksunluk yaratmasa bile geriye dönüş süreci denen şeyin de bunu düzenleyen insanlar tarafından düşünülüp bunu önüne alabilecek ya da işte bunu engelleyebilecek yöntemler, çareler vesaire düşünmesi gerekiyor. Yani işte Mardin'den getirdiğiniz, İstanbul'a getirdiğiniz çocukları hangi okula götürdüğünüz, ondan sonra işte o okulun sosyoekonomik düzeyi, oradaki çocukların nasıl ailelerden geldiği, kimler olduğu, ne olduğu vesaire, bütün bunlar çok önem kazanabilen şeyler oluyor. Ve geri dönerlerken de, geri dönmeden önce de onlarla konuşup tecrübeleri üzerine, yani onların tecrübeleri üzerine konuşup bunları anlamak ve onlara geri dönüş sürecinde de destek olmak gerekiyor. Bu geri dönüşü kendi tekrar ortamlarına nasıl adapte olacakları, nasıl geri dönecekleri üzerine de konuşup onlara bu konuda da yardımcı olmak gerekiyor. Bunlar yapılmadığı zaman olumsuz şeyler çıkabiliyor ortaya maalesef. Peki, ne kadar zamanım var? Daha 5 dakika kadar. 5 dakika daha zamanım var. Peki, o zaman birazcık da şeyden bahsedeyim isterseniz. Bu temas, hani kitap hepinizde var, orada okuyabilirsiniz. Bunların hepsi anlatılıyor orada ama bu temas, yani bu toplumsal temas denen şey nasıl ortaya çıkmış? Neden? Yani neden bunu bir yöntem olarak düşünüyoruz? Neden bunu bir yöntem olarak, ayrımcılıkla mücadelede bir yöntem olarak kullanıyoruz. Bunu temelinde aslında yatan şey sosyal mesafe kavramı. Yani ayrımcılığın temelinde ya da ön yargının temelinde diyelim, ön yargının ve çatışma ortamlarının da hem bir sonucu hem de bir nedeni olarak sosyal mesafe önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ne demek bu? Şimdi dedim ya, benim ayrımcılık üzerine düşünmem daha çok çatışma çalışmamdan yola çıkarak oldu. O da şu, her çatışmaya baktığımızda, o çatışmanın tabii çok farklı nedenleri olabiliyor ama her çatışmaya baktığımızda hepsinde bir ayrımcılığın ve ön yargının çok önemli bir konu olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü çatışma olduğu zaman taraflar arasındaki iletişim kesiliyor, mesafe artıyor, ayrışma artıyor. Bunların hepsini biliyoruz, yaşıyoruz. Bu durumda yani hani tabii ayrışma, çatışma olmadan da yaşanabilen bir olgu ama çatışma durumunda çok daha belki belirgin, çok daha şey olarak da yaşanan bir olgu aynı zamanda. Ama dolayısıyla yani bu ön yargılar ve ayrımcılık çatışmayı hem neden olabilen bir şey hem de çatışmanın sürmesini sağlayan bir şey. Yani iki taraflı bir ilişki var diyebiliriz. Temassızlık, işte mesafe arttıkça, iletişimsizlik arttıkça diğer grup, öteki grubu gitgide daha homojen olarak algılıyoruz. Daha olumsuz atıf hatalarında bulunuyoruz. Hatta işte meşruiyetini sorgular bir duruma geliyoruz. Hatta belki insanlığını sorgular bir duruma getiriyoruz. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için de yani sosyal mesafeyi azaltmak ya da işte teması artırmak bir yöntem olarak öneriliyor. Bu ilk 1950'lerde öneriliyor bir yöntem olarak. Önce hipotez olarak ortaya atılıyor. Daha sonra işte bu çeşitli çalışmalar yapılıyor, koşulları belirleniyor. Hangi koşullar yerine getirilirse toplumsal temas hakikaten ön yargı ve ayrımcılıkla mücadelede etkili olabilir. Bunlar ortaya konuluyor. Bunlardan yani çok 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 farklı koşullar ortaya
koyan bilim insanları var. Fakat işte en çok kabul görenler bir araya getirdiğiniz insanların eşit statüye sahip olması birincisi. Toplumsal normların, kuralların, çevrenin buna onay veriyor olması ikincisi. Bunun bir rekabet ortamında değil bir işbirliği ortamında gerçekleşmesi işte üçüncü en çok kabul edilen koşullardan bir tanesi. Ve bir dördüncüsü, hani bu konuda bu biraz daha şey ama bu insanların ortak bir çaba ya da ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelmeleri gerektiği. Sonralardan işte buna olmazsa olmaz diye eklenen bir beşinci şey de bu temasın dostane bir ortamda ya da işte dostane diyelim işte dostane bir ortamda gerçekleşmiş olması gibi koşullar var. Bunlar da tartışılabilir tabii yani ve bunun üzerine de işte bir sürü tartışma gidiyor. Eşit statü mesela nedir? Yani bu mümkün müdür? Hani bu tür bir ve çatışmadan bahsediyoruz özellikle değil mi? Çatışmadan bahsettiğimiz zaman çoğu çatışmada işte bir daha güçlü ve daha güçsüz olan taraf var mesela. Dolayısıyla bu eşit statüyü gerçekten gerçekleştirebilir miyiz? Bu bir soru. İkincisi işte toplumsal normların ya da işte çevrenin destek verir olması. Bu da başlı başına çok zor bir şey. Çünkü çatışma ortamından bahsediyorsanız siz zaten akıntıya karşı bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Hani bırakın çevrenin bunu desteklemesini. Tam tersine bir köstekleme durumu var ve bu dolayısıyla ama yine de bunu bir yöntem olarak deniyoruz, yapıyoruz. Ve işin ilginci araştırmalar da gösteriyor ki çatışma da olsa ve bu koşulların işte bu koşulların bir kısmı olmasa bile çoğu zaman gerçekten olumlu sonuç veriyor. Eğer ne yaptığını bilen insanlar tarafından yapılıyorsa ve bu tür şeylere dikkat ediliyorsa. Özellikle bu söylediğim koşullar içinde eşit statü derken şunu belki anlamak gerekiyor bundan. Yani bu insanların o toplantı ya da o girişim dışında diyelim statülerinin ne olduğu o kadar önemli değil. Yani hangi sosyoekonomik sınıftan gelmiş, hangi etnik, hangi dinli bilmem vesaire bu değil ama birlikte oldukları süre içinde ve birlikte oldukları ortam içinde bu eşitliğin üçüncü taraflar tarafından sağlanmış olması ve bunu özellikle bunu düzenleyen üçüncü tarafların buna dikkat ediyor olması. Yani o eşitliği siz nasıl diyelim izolasyon ortamı içinde sağlayabiliyorsanız bu başlı başına bir önemli bir şey. Gerçek hayatta ve dışarıdaki temas ortamında bu olmasa da bunu yapay bir şekilde belki yaratabiliyorsunuz. Bir diğer çok önemli şey ortak amaçlar etrafında bir araya getirebilmek. Yani daha başarılı olan örneklere baktığımız zaman bunu yapabilmiş olan örnekler. Yani nasıl diyelim işte biz bir araya geldik öylesine işte konuşuyoruz bir diyalog içindeyiz, diyalog süreci var gibi bir şey değil de mesela şu tür bir şeyden bahsediyorum. İşte yine İsrail'den örnek vereyim. Orada bir akifer var, önemli bir yeraltı suyu kaynağı var. Bu yeraltı suyu kaynağının kirlenmesi hem Filistinli çevreciler için çok önemli bir mevzu, hem İsrail'li çevreciler için çok önemli bir mevzu. Ve onların işbirliği, bu kaynağın korunması, yönetilmesi vesaire etrafında bu insanları bir araya getiriyorsak, o zaman onların arasında gelişen ilişkiler vesaire çok daha olumlu olabiliyor. Başka bir takım İsrailli, Filistinli temas gruplarının aksine. Çünkü bu ortak amaç çok belirgin bir şekilde duruyor orada. Ve işte bu yeni bir kimlik üretme ya da yeni bir üst kimlik oluşturma diyebileceğimiz bir sonucu da bu bazen hani temas şeylerin sonucunda çıkan şeylerden biri bu. Böyle bir durumda çok daha başarılı olabiliyor, mümkün olabiliyor. Yani orada işte bir çevrecilik kimliği ya da çevreci kimliği, hani sen İsraillisin, sen de Filistinlisin kimliğine alternatif olabilecek bir üst kimlik de ortaya çıkabiliyor, onları birbirine bağlayan. Dolayısıyla şunu söyleyerek bitirmek isterim.
Evet, toplumsal temas gerçekten önemli bir araç olabilir ayrımcılıkla mücadelede, ama bunun nasıl yapıldığı her şeyden daha önemli. Yani nasıl yapıldığına kafa yormazsak ve buna özenmezsek kötü de olabilir. Dolayısıyla en önemli şey nasıl yapıldığı kısmı diyerek bitireyim. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle Seç Bir ekibini kutlayarak ben başlamak istiyorum ve teşekkür ederek. Muhteşem bir iş başardılar. Çok önemli bir projeyi çok başarıyla sonuçlandırdılar. Bu çıkardıkları iki kitap ve bugünkü final sempozyumu Türkiye'de nadir rastlanan başarılı projelerden çok büyük katkıları oldu. Çok teşekkürler. Beni de bu çalışmaya ufacık da olsa bir katkı sağlamama fırsat verdikleri için de ayrıca teşekkür ederim. Benim bu kitapta iki küçük kısa makalem var. İşte ön yargı ve ayrımcılık meselesine psikolojik açıdan, sosyal psikolojik, psikanalitik açıdan bakan, biri de daha yeni yeni gelişen ilişkisel psikanalitik diyebileceğimiz bir alanın ne tür açılımlar sağlayabileceğine bakan iki makale. Ben bugün o makalelerden bahsetmeyeceğim. Bana verilen konu, travmatik geçmişle yüzleşme ayrımcılığı azaltır mı gibi bir soru. O makaleler genel bir çerçeve sunuyor ama bu yüzleşme meselesi, travmatik geçmişle yüzleşme meselesi başlı başına ele alınmayı hak eden ayrı, dolu, karmaşık bir mesele. Esra hocamızın dediği gibi nasıl temas meselesinde öyle evet ya da hayır gibi basit bir cevap yoksa, bu yüzleşme meselesinde de tabii ki basit bir cevap yok. İnsana dair hiçbir şeyde zaten basit bir cevap yok. Hep karmaşık gri tonlar var, siyah beyazlar yok. Öyle olursa böyle olabilir ama bilmem ne de var, ona da dikkat etmemiz lazım diye boyuna biz çok faktörlü, çok değişkenli durumları tanımlamaya, anlamaya çalışıyoruz. Onun için travmatik geçmişle yüzleşme ayrımcılığı azaltır mı dediğimizde, evet ama, gerekli ama, yeterli değil, duruma göre değişebilir gibi bir cevap verilebilir. Bunun biraz altını doldurmaya çalışacağım. Bir kere neden bahsediyoruz? Yani bu travmatik geçmiş dediğimiz şey nedir? Yüzleşme dediğimiz şey nedir? Ayrımcılığı zaten hani ayrıca tanımlamaya, anlatmaya herhalde gerek yok. Biraz bunlardan bahsedip bunu da, bu konuları konuşurken Türkiye'nin uzun zamandır en can alıcı, sözcük anlamıyla da, lügat anlamıyla da hakikaten çok can alıcı, en önemli sorunu olan Türk-Kürt meselesi üzerinden bazı örneklerle de besleyerek anlatmak istiyorum. Travma dediğimiz şey, bireysel düzeyde baktığımızda insanın psikolojik kaynaklarını, dengesini çok zorlayan, o dengeyi bozan, kısa dönemde ya da bazı insanlarda bayağı uzun dönemde, yıllarca, on yıllarca sürebilecek derecede bir durum. Yani işlevselliğini epeyce zorlayan, bir sürü zorluk yaratan, psikolojik, sosyal düzeyde zorluk yaratan durumlar, travmalar. Çok zorlayan durumlar. Bireysel düzeyde ne bunlar? İşte doğal afetler falan olabilir, kazalar olabilir ya da insan yapımı, böyle kasti travmatik durumlar, işte işkence gibi, tecavüz gibi, soykırım gibi, katliamlar gibi ya da sokakta gasp edilmeniz, tacize maruz kalmanız gibi geniş bir spektrum var. Toplumsal düzeye geçtiğimizde daha çok işte kitlesel kıyımlardan, soykırımlardan, katliamlardan, zoraki yer değiştirmelerden bahsediyoruz. Toplumsal travmalar dediğimiz şeyde ya da daha yumuşak, bu kadar kanlı olmasa bile
işte insanların kimliklerinden vazgeçmek zorunda bırakılmaları da dolaylı, örtük, uzun süreye yayılmış travmatik durumlar gibi düşünülebilir. Türkiye'nin geçmişinde, yakın ve uzak geçmişinde bu tür travmatik diyebileceğimiz olaylar bol miktarda var. Yani dünya ortalamasının epeyce üstünde diyebileceğimiz, en beter ülkelerden olmasa da ortalamanın üstünde diyebileceğimiz bir travmatik geçmişimiz var. Büyük çoğunluk için Osmanlı'nın yıkılışı, Cumhuriyet'e geçiş, Birinci Dünya Savaşı vesaire, yani Osmanlı'nın son bir yüzyılında yaşanan büyük kayıplar, toprak, can, prestij vesaire büyük kayıplar zaten genel bir bütün Osmanlı tebaası için diyelim gayet verimli bir travmatik geçmiş sunuyor. Ama bunun içinde daha özel alt grupların çok daha yoğun, derinlikli travmatik geçmişlere sahip oldukları söylenebilir. Bunların başında da tabii Kürtler geliyor, Ermeniler geliyor, gayrimüslimler genel olarak geliyor, Aleviler geliyor. Böyle Türkiye toplumunun şimdi bir kısmı sayıları gayet azaltılmış, bir kısmı azaltılmış olmasa bile Kürtler gibi çok ciddi travmalara maruz kalmış alt grupları var Türkiye toplumunun. Ve işte 30 yıldır da çok kanlı bir, tırnak içinde, düşük yoğunluklu, zaman zaman daha yüksek yoğunluklu, zaman zaman daha düşük yoğunluklu bir savaş yaşanıyor. 40 bin civarında insan ölmüş durumda, hala devam ediyor. Her gün bir şey oluyor. Şimdi Türk-Kürt meselesi üzerinden bakarsak, mesela ayrımcılık dediğimizde ne tür ayrımcılıklar var? Hani bir kısım insana göre baktığımızda ayrımcılık falan yok. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk'üm desinler, bir şey olmasın yani, herkes eşit o anlamda. Herkes cumhurbaşkanı olabiliyor, herkes şu olabiliyor, bu olabiliyor. Böyle olabildiği için de ayrımcılık yok deniyor. Yokmuş gibi farz etmemiz isteniyor. Oysa şöyle de bakabiliriz. İnsanlar doğuyorlar. Belli bir dilin içine, belli bir kültürün içine doğuyorlar. Kürtler de tabii diğer insanlar gibi belli bir dilin ve kültürün içine doğuyorlar. Türkiye'deki Kürtlerin yarısından daha fazlası muhtemelen, ya da en azından yarısı, ana dili hala Kürtçe olan, yani ev içinde hala Kürtçe konuşulan ailelere doğuyorlar. 80 yılda yarıya yakını asimilede olmuş durumdalar. Doğduklarında evde ağırlıklı olarak konuşulan dil Türkçe artık. Sırf bu bile mesela 80 yılda bir topluluğun, etnik, ulusal ne dersek diyelim, bir topluluğun ana dil eksenindeki böyle bir kayma bile bize yeterince bir fikir veriyor. Bunun kendisinin travmatik bir durum olduğunu bir açıdan söyleyebiliriz, ama bu tabii böyle bir anda olan bir şey olmadığı için klasik anlamda bir travma da değil. Kuşaklar boyunca yavaş yavaş olmuş bir şey bu. Ama neyse, onu bir tarafa bırakalım. %50'sini alalım. %50'si Kürtçe'ye doğuyor. Kürtçe öğreniyor haliyle. İşte 6 yaşına geliyor, okula gidiyor. Ya da önce nüfus kağıdı çıkartılacak. Doğal olarak Kürtçe isim veriliyor. Nüfus dairesi yakın zamanlara kadar Kürtçe isimleri kabul etmiyordu. Birkaç yıl önce o yasağı kaldırdılar sanıyorum. Kürtçe ismi nüfus kağıdına yazdıramıyor. Resmi kayıtlara geçiremiyor. Resmi bir ismi oluyor insanların. Bir de sayıcı isimleri var. Evde kullanılan, köyde kullanılan, kendi toplumsal hayatlarında kullanılan sayıcı isimleri var. Bir de resmi isimleri var. Okulda geçerli olan, işte askerde geçerli olan falan. Şimdi bu başlı başına bir ayrımcılık. Dakika bir, doğum bir, doğumdan itibaren, nüfus cüzdanından itibaren başlayan bir ayrımcılık. Ve Türkiye'deki Türkler dışında herkese uygulanan bir ayrımcılık. Sırf Kürtlere değil. Kürtler en kalabalık
Türk olmayan grup olduğu için en çok onlardan konuşuyoruz ama sırf Kürtlerin meselesi değil bu. Türk olmayan herkesin meselesi. Daha sonra okula gidiyorsunuz. 6 yaşında küçük bir çocuksunuz. Bir tek Kürtçe biliyorsunuz. Okulda bir tane öğretmen var. Bilmediğiniz bir dilde konuşuyor. Köydeyseniz hele Türkçe'ye çok da maruz kalmadıysanız gayet zor zamanlar geçiriyorsunuz ve şimdi artık televizyonun falan yaygınlaşmasıyla Kürt çocuklar da Türkçe'ye bayağı maruz kalmış olarak gidiyorlar okula ama eskiden bu televizyonun, internetin, şunun bunun yaygın olmadığı zamanları düşündüğünüzde bir sürüsü Türkçe ile okulda karşılaşıyordu. Ve birinci sınıfı okuma yazma öğrenmesi gereken birinci sınıfta dil öğrenmeye çalışıyordu okuma yazmadan önce. Şimdi bunun ne kadar büyük bir ayrımcılık ve adaletsizlik olduğunu düşünün. Ayrımcılık derken sadece işte oğlumu kızımı Kürt'le evlendirmem, işte komşu olarak, kiracı olarak Kürt'e ev vermem falan gibi bunlar da çok önemli tabii ama bir de daha kurumsal düzeyde, yapısal düzeyde gelen mevzuata, yasalara sinmiş yasaklardan bahsetmemiz lazım. Ayrımcılığın bir de böyle bir spektrumu var. Kurumsal, yapısal yerlerden başlıyor, toplumsal hayatın değişik katmanlarına sızarak devam ediyor. Dolayısıyla çok örnekleri çoğaltabiliriz. Şundan da bahsedelim. Okula gidiyor, Türkçe öğrenmek zorunda ve Kürtçe diye bir dil yok resmi düzeyde. Yok dil kategorisinde. Yakın zamanlara kadar, yani 15-20 yıl öncesine kadar Kürtçenin ve Kürtlerin varlığından bahsetmek çok problemli bir şeydi Türkiye'de. Bu yüzden insanlar onlarca yıl hapis yatmıştır. Artık mesela Kürtler vardır, Kürtçe vardır demek, burada diyorum işte açıkça bir şey olmuyor. Herkes normal karşılıyor ama bu normal bir şey değildi yakın zamanlara kadar. Genç arkadaşlar bunu anlamakta zorluk çekebilirler ama Kürtler ve Kürtçe vardır dediği için hayatları kararmış binlerce insan vardır Türkiye'de. Sakat kalmış, işkence görmüş binlerce insan vardır. Dolayısıyla ayrımcılık dediğimiz böyle bir tarihten geliyor. Ve bu tür kurumsal ve toplumsal katmanlara yayılan bir şeyden geliyor. Şimdi ve de son 30 yılda çok kanlı bir çatışma döneminden geçiyor. İşte açılım yapılmaya çalışılıyor, olmuyor, geriye dönüşler oluyor, tekrar silahlar konuşuyor, şiddet kabarıyor vesaire. Ve ben dahil bir takım insanlar diyorlar ki öteden beri bu açılım işi çıkmadan önceden itibaren ama özellikle bu açılım, bu AKP hükümetinin açılım politikaları falan gündeme geldiğinde açılabilmemiz için, demokratik, barışçı bir çözüm bulabilmek için önce yüzleşmemiz lazım diye kısaca özetlenebilen bir şey demeye çalışıyoruz öteden beri. Ne demek istiyoruz? Yani niye yüzleşmek, niye gerekli olsun ki? şundan basitçe, sonra yüzleşme nedir ona geçeceğim. Sonuçta bir barış olacaksa, yani barışacaksa iki taraf, savaşanlar silahlarını bırakacaklarsa, işte biz bir ortak zeminde buluşabiliriz, şöyle bir çerçevede diyebileceklerse, bu iki tarafın da çoğunluğunun ikna olabileceği bir şey olması lazım. Değil mi? Yani Kürtler de evet biz bu şeyi kabul edebiliriz diyecekler. Çoğunluğu en azından, hepsi olmasa bile. Türklerin de önemlice bir kısmı, çoğunluğu evet ya, yani bu olabilecek bir şey, rıza göstermeleri lazım. Zorla olacak bir şey değil. Yüzleşme olmadan bir barış anlaşması, bir ortak zemin yaratılmaya çalışıldığında özellikle Türk tarafındaki milliyetçi refleksler hemen zıplıyorlar. Olmaz. Ana dilde eğitim olamaz, nayır nolamaz gibi tepinmeye başlıyor. Niçin diye baktığımızda Türk tarafının hala büyük çoğunluğunun bu Kürt meselesi dediğimiz meselenin çıkışı, kaynağı,
neden olmuş? Temel memnuniyetsizlikler nedir? İnsanlar ne tür taleplerde bulunuyorlar ve niye bulunuyorlar? Konularında bayağı bilgisiz ve bayağı umursamaz olduğunu görüyoruz. Bilgili olanların da manipülatif davranışlara, tutumlara çok çanak tutabilir, milliyetçilik yörüngesine çok kolay çekilebilir bir rotada gittiklerini görüyoruz. Gereği gibi şimdiye kadar Türkiye'de bu konuda ve diğer konularda, bunu sadece örnek diye konuşuyorum ama Alevi konusu da böyle, Ermeni konusu da böyle, bir sürü konu böyle. Genel bir demokratikleşme özürlülüğü hali bu aslında. Hiçbir bu tür kemikleşmiş, kangrenleşmiş problemimizle gereği gibi yüzleşemediğimiz için rıza göstermemiz de, evet ya, adamların gayet doğal hakları, yani ne hakla biz bunları engelleyebiliriz ki noktasına gelemediğimiz için bir türlü çözüm olamıyor. Burada da yüzleşme yeterli olmasa da çok gerekli bir aşama. Tek başına yeterli değil kuşkusuz ama gerekli bir aşama. Peki yüzleşme dediğimiz şey nedir diye bakarsak, ilk söylenebilecek öge bilgilenme bir kere. 5N1K kuralı vardır ya gazetecilikte. Ne olmuş? Ne zaman olmuş? Nasıl olmuş? Niye olmuş? Kimler yapmış? Kimlere ne olmuş? Gibi temel soruları sormak, bu soruların cevaplarını olabildiğince ayrıntılı bir şekilde bir kere ortaya çıkarmak. Yani Kürtlere ne olmuş kardeşim? Kim bu Kürtler? Hani kim bu Kürtler diye sormanın çok anlamsız olması gerekir aslında ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki yakın zamanlara kadar Kürtler diye bir şey yoktu zaten, kabul edilmiyordu. Kürtçe diye bir şey kabul edilmiyordu. Dağ Türkleri, Kart Kurt vesaire hikayeleri anlatılıyordu. Dolayısıyla temel bilgiler, ne yapılmış bu Kürtlere? Osmanlı zamanında neymişler, nasıl yaşıyorlarmış, ne tür hakları varmış, Cumhuriyet'e geçilirken ne olmuş, ne tür yasaklar konmuş, ne tür asimilasyon politikaları gerçekleştirilmiş. Bu temel bilgilerin bütün açıklığıyla ortaya konması. Bunlar gizli bilgiler değil, artık bunlar bayağı bilinen, üzerine bir sürü yayın yapılmış, kitaplar yazılmış, toplantılar yapılmış bilgiler ama hala resmi düzeyde bu bilgiler resmen kabul edilmiş ve devletin resmi görüşü düzeyine gelebilmiş bilgiler değil. Yani bir meclis araştırma komisyonu ya da meclisten çıkacak bir yasayla kurulabilecek bir hakikat komisyonunun birkaç yıllık çalışması sonucu, aha budur, Kürtlere Türkiye'de bunlar yapılmıştır, raporu da budur diye ortaya konup meclisin kabul ettiği ve bu kabul üzerinden özür dilediği bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla ilk aşaması yüzleşmenin bilgilenme. Ne olmuş, neden olmuş, kimlere yapılmış bilgilenme, mağdurlar kimler ve failler kimler? Bu politikaların sorumluları kimler? Bunun Kürt meselesi üzerinden bakarsak, uzak Cumhuriyet'in uzak tarihi, kuruluş yıllarından başlayarak gelen bir kısmı var. Mesela bir hakikat komisyonu olacaksa ona özel olarak ona yönelmesi gereken bir kısmı var. Bir de daha spesifik bir 12 Eylül 1980 darbesinden itibaren olan kısmı var. Çünkü orada çok ciddi bir vites değişikliği var. Kürtlere yönelik baskı, asimilasyon politikası konusunda. Çok çok önemli bir Diyarbakır cezaevi deneyimi var. Bir tür Nazi toplama kampı gibi neredeyse çalışan, Kürtlerin kolektif hafızasını derinden sarsmış, etkilemiş, dağa çıkma, gerilla savaşı mücadelesi yapma meselesini çok derinden beslemiş bir Diyarbakır cezaevi deneyimi var. Ona yönelik, yani 1980'den sonrasına yönelik de sonra bir sürü faili meçhuller vesaireler var. 1980 sonrasına dair de özel bir hakikat komisyonu ya da meclis araştırma komisyonu kurulması gereği var. Bir uzak tarih, bir yakın tarih. Buralarda neler oldu? Kimler yaptı? Sorumlular kimdi? Bunların bütün açıklığıyla ortaya çıkartılması lazım. Resmen kabul edilmesi lazım.
bunlara dair bir kere özür dilenmesi lazım. Devlet, yani Tayyip Erdoğan'ın Dersim konusunda yaptığı gibi yarım ağız geçerken söylenmiş bir şey değil. O da önemli ama onun altının doldurulması, bilgilendirilmesi ve bu bilgilerin toplumsallaştırılması lazım. Sadece mecliste bir rapor çıkarmakla olacak bir şey değil. Bu bilgilerin toplantılarla, televizyon, radyo programlarıyla, filmlerle olabildiğince toplumsallaştırılması lazım, yaygınlaştırılması lazım. Bir miktarının belli bir pedagojik süzgeçten de geçirilerek ders kitaplarına yansıtılması lazım. Bu bir aşama. Yani bilgilenme, bu bilginin yaygınlaştırılması ve özür dilenmesi. Başka bir aşaması yüzleşmenin, geçmişte olmuş bitmiş bu travmatik anıların ve faillerin günümüzdeki izlerinin ortaya çıkartılması ve değiştirilmesi. Mesela hemen bütün Kenan Evren caddelerinin, okullarının isimlerinin değiştirilmesi. Eskiden soykırım yapmış, katliam yapmış insanların, valilerin, polis müdürlerinin, şunların bunların, bilumum yerlerde olabilecek isimlerinin hemen değiştirilmesi. Ve bunların yerine sembolik düzeyde mağdur olmuş insanların isimlerinin verilmesi. Yani kolektif hafızada radikal bir dönüşüm. Çünkü bütün bu isimler, işte havaalanına bilmem ne ismi veriyoruz, stadyuma bilmem ne ismi veriyoruz. Bunlar o zamanki sosyopolitik bağlamın önemli gördüğü, sembol gördüğü, değerli gördüğü isimleri veriyoruz oraya. Biz yüzleşeceksek katillerin isimlerini hala oralarda taşımanın bir anlamı yok. Katillerin isimleri gidecek. Mağdurların isimleri gelecek. Yüzleşme olacaksa böyle olacak. Sonra mağdurlar, hala yaşayan mağdurlar var. Binlerce, on binlerce. Sakat kalmış olanlar var. Psikolojik olarak, fiziksel olarak ciddi zorluklar yaşayanlar var. Yüzleşeceksek bunların onurlandırılması çok önemli. Yani evet, yaşadıklarınızı anlıyoruz, tanıyoruz, özür diliyoruz ve şimdi de hani yaşadıklarınızı karşılaması mümkün değil ama gene de yardım etmek de istiyoruz. Tazminat da vermek istiyoruz. Yaşadığınız fiziksel, psikolojik zorlukların rehabilitasyonu konusunda size destek de olmak istiyoruz denmesi lazım. Yüzleşmenin bir aşaması da bu. Demin söylediğim bu isimler meselesiyle bağlantılı en önemli aşamalarından biri, bu yüzleşme konularında toplumun çoğunluğunun özdeşim gösterdiği geçmiş ya da bugünkü şahsiyetler, politikalar konusunda önemli, radikal bir dönüşüm sağlanması gerekiyor yüzleşmede. Mesela Ermeni meselesi, 1915 Kırım'ı üzerinden düşünürsek, bu Kırım'ın katilleri olan işte Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa gibi İttihat Terakki'nin merkez komitesi hala Türkiye'de makbul insanlar muamelesi görüyor. Onların da isimleri sağda solda var. Çok önemli bir yerdeyim. Sen biraz toparlayabilirsin. Toparlayayım. Ve toplumun önemli bir kısmı bu isimleri ve bunların temsil ettiği değerleri bir değerlerle bir özdeşim içerisinde görebiliyor kendini. Bu tür yüzleşme çabaları sonucunda bu özdeşimlerin gevşemesi ve farklı kanallara, mesela katillere değil de o zaman katillerle mücadele etmiş, onlara direnmiş insanlara doğru yönelmesi gerekiyor. Son aşaması da yüzleşme meselesinin bu olayların, yaşanmışlıkların, katliamların, baskıların neyse anıtlarının hafızamızda sürekli canlı kalmalarını ve bize hala devamlı öğretebilmeleri için bunlara dair anıtlarımızın olması gerekiyor. Bu bir heykel olabilir, müze olabilir, bir bina olabilir, değişik hatırlatan ama
böyle böyle şeyler olmuştu, unutmuyoruz, ders alıyoruz, bir daha asla dedirtecek yerler, mekanlar, semboller. Ve bunların dediğim gibi ders programlarına, müfredata aktarılması. Eleştirel düşünceyi ve empatik duruşu sürekli besleyebilecek aşılamalar yapmamız lazım. Çocuklarımızı öyle yetiştirmemiz, okul sistemimizi öyle kurmamız lazım ve bunu hani biten, biz yüzleştik ve bitti, artık yolumuza bakalım gibi değil. Bunu hayat tarzımızın bir parçası haline getirmemiz lazım. Yüzleşme dediğim gibi gerekli bir şey, ögesi bu ayrımcılığı azaltmak için yeterli değil. Esra hocamın anlattığı gibi temas gibi değişik grupların belli koşullar altında temas etmesi gibi başka bir önemli öge var. O da tek başına yeterli değil ama gerekli bir öge ayrımcılığı, önyargıyı azaltmak için. Bu ikimizin de konusunda olmayan ama bence gerekli diğer ögede yaptırım meselesi. Buna özel bir önem vermemiz lazım. Çünkü ne kadar temas edersek edelim, ne kadar yüzleşirsek yüzleşelim, ne kadar bunları optimal bir şekilde, iyi bir şekilde yaparsak yapalım, biliyoruz ki tecrübelerimizden, mesela burası Türkiye toplumunun temsil eden bir yer olsa, oradan bayağı farklı ama toplumun tümünü temsil eden bir yer olsa ve biz de burada yüzleşme yapsak birkaç yıl, emin olabiliriz ki %70-80 evet ya biz yanlış yapmışız diyecektir. Ama %10-20-30 da iyi yapmışız diyecektir ve daha da bilenecektir. Daha da sertleşecektir. Dolayısıyla hani sihirli bir değnek değil. Evet, toplumun çoğunluğun için çok eğitici, dönüştürücü olabilir bütün bu temas, yüzleşme vesaire. Ama bir grup içinde daha azınlık neyse ki ayrımcılığı arttıran, duruma göre ırkçılığı, milliyetçiliği arttıran bir rol de üstlenecektir. Onlara karşı da yaptırım uygulamaktan başka çaremiz yok. Yani herhangi bir ayrımcılık, sembolik ya da davranışsal neyse, yaptıkları anda yasayla karşılarına birinin çıkacağını, onları durduracağını ve cezalandıracağını bilmeleri lazım. Bu kadarla bitireyim. Sorularla, cevaplarla daha devam edebiliriz. Teşekkürler.